Evet arkadaşlar, yeni videoya hoş geldiniz. Yeniden beraberiz. Güneşli bir İzmir günü ama güneşli olduğunu aldanmayın. Çok soğuk havalar. Şimdi işten çıktım, bahçeye gidiyorum. Öyle bir burada tekrardan arabada bir video açayım dedim. Biraz sohbet edelim. Zaten fazla kalmadı bahçeye de. İzlenmelerimiz de çoğaldı bu aralar. Güzel. Bana bu biraz daha istek heves veriyor video çekme konusunda. İyi oldu. Artık zaten eskisi gibi değil. Her iki günde bir video geliyor. İki güne bir videomuzu atıyoruz. En çok eleştirildiğim konulardan biriydi zaten. Çok geç video atıyorduk. Evet, haftada bir oluyordu bazen. Ama işte imkanlar dahilinde atamıyorduk. Öyle söyleyeyim. Bahçeye gidemiyordum. Araba aldık şimdi. Bu arabada, benim arabada sanayide birkaç yapılacak şey vardı. Onları yaptırıyorum. Yine babamın arabasını aldım bahçeye gelmek için. Bugün ne yapacağız? Bugün Cücekoş'un orozumuzu birini sattık. Onu göndereceğim İzmir Tire'ye. Ben onun için geldim. Hem de hayvanları salacağız biraz. Geçsinler. Güneş, D vitamini alsınlar. Böyle arkadaşlar. Yani uğraşıp duruyoruz. Bu işler uğraşmadan olmuyor. Bakın, işten çıktım. Geldim hayvanlarla uğraşmaya. Yani bir de onlarla uğraşacağız. Yapacak bir şey yok. Bakalım. Evet arkadaşlar. Bahçemize geldik. Kolimizi alalım. Cücekoş'un horozumuzu koyacağız. Şöyle bahçenin arka tarafı. Bizim evimiz burası. Şöyle girelim içeriye. Ufaktan bir görüntü alayım. Buralar yazın tabi böyle yeşeriyor iyice, domatesli biberdi. Doluyor her yer. Gerçi geçen yıl domates vermedi ama alamadık. Sıkıntı vardı, biraz hastalık vurdu domateslere. Şöyle kolimizi koyalım. Horozumuzu bugün göndereceğiz. Biraz yine sohbete devam edelim, sonra hayvanlarımızı salalım. Biraz daha ufak sohbet edelim arkadaşlar. Çok konuşmuyoruz, çok konuşma şansımız olmuyor. Beni de fazla tanımıyorsunuz zaten. Öyle söyleyeyim. Ben İzmir Gaziemir'de yaşıyorum arkadaşlar. Soran çok oluyor çünkü bu aralar, onu belirteyim dedim. İzmir Gaziemir'de yaşıyorum. Bu arada belki birkaçınız inanmaz ama 30 yaşındayım. Onu da söyleyeyim. Genelde inanmıyorlar, şaşırıyorlar biraz. Bu şekilde bu hobiye başladım 2 yıl önce. Pandemi döneminde çalışmıyordum. Ondan sonra bir bıldırcın beslemeye başladım. Ondan sonra bir böyle heves sardı tavuklara, süs tavuklarına falan filan derken böyle bu bahçe nasip oldu. Böyle bir ufak 200 metrekare bahçe aldık. Sonra bıldırcından hop uzadı olaylar, buralara süs tavuğu beslemeye başladık. Bu olay zaten girdap gibi, öyle söyleyeyim. İçine girerseniz bırakamıyorsunuz. Öyle bir girdap yani bu olay. Buralara kadar geldi. Sonra bir kendimiz kuluçka makinesi yapmaya başladık. Kuluçka makinesi yaptım kendim. Ondan da bayağı kullandım, bayağı verim aldım. 3-5 civciv sattım falan derken öyle olaylar gelişti. Bugün elimizde cumuka kuluçka makinesi var. Bir sürü hayvanımız var falan. Artık işleri daha da büyütüyoruz. Bu yıl ilk defa bir yarışmaya gittim. Isparta'daki süs tavukları yarışmasına, biliyorsunuz. Tabii yarışma kültürünü öğrenmek lazım. Onlara gittik, baktık. İnşallah seneye böyle daha iyi bilezikli hayvanlarımız olacak. Biraz daha geliştireceğiz kendimizi. Tabii daha da çok gelişmeye ihtiyacımız var. Her gün yeni bir şey öğreniyoruz sonuçta. Şimdi yavaştan geçelim. Çok konuştuk. Sizi de sıkmak istemiyorum. Böyle ara ara sohbetler de olacak. Uçak geçiyor şu an. Sesten dolayı kusura bakmayın. Böyle ara ara da sohbetlerimiz olacak. Bir yandan sohbet, bir yandan tavuklar falan derken geçinip gideceğiz. Hemen tavuklara geçmeden önce sizden bir ricam var. Hazır izlenmeler de artmışken, şu an bir videoya beğeni atarsanız, bekleyelim 2 saniye, tamam, beğeniler atıldı. Bir de abone olursanız sevinirim. Abone de olundu sanırım. O zaman tavuklara geçebiliriz. Kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz. Şöyle yavaştan hayvanlarımızı açalım arkadaşlar. Bugün aslında horozu almaya geldim ben. Yarın geleceğim bahçeye. Tam hayvanları gezdirmeye. Bugün horozu almaya geldim ama gelmişken de bir 200 saat takılayım. Hayvanları biraz açayım. Yarın yine açarız. Dışarıya salmayacağım ama arka kapıyı açmayacağım. Çünkü saat 5 gibi kaçmam lazım. 5.30'da dolmuşa vereceğim Cücekoş'un orozu. O yüzden de şimdi akşam olmadan, hava kararmadan hayvanları geri içeri sokmak zor oluyor. Hava karardığında kendileri giriyorlar zaten de. Hava kararmadığı zaman burada şu arka tarafta arkasından koşturup duruyorum hayvanların. Girmek istemiyorlar içeriye. Sakin kızım, sakin. Tamam. Ha, bir tanesi yatıyor pollukta. Brambalarımızı. İlk bastroplarımızı açalım. Onlar bir yarım saat gezinsin. Ondan sonra burayı da bağlamamışız. Diğerlerini açarız. Siz biraz stresinizi atın burada. Tamam mı? Fazla uzaklaşamazlar zaten. Kapıları açmayacağız.
Şşt, sakin lan. Sakin. Horozun da mahmuzları bayağı uzamış. Onları bir yere almak lazım. Bunlar biraz gezinsin burada arkadaşlar. Dediğim gibi içeri geri sokmak zor oluyor. O yüzden şimdilik açmayacağız. Ama normalde zaten hava kararmaya başladığı gibi yemleri var güzel. Hava kararmaya başladığı gibi kendileri hop tıpış 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 gelip kümeslerine giriyorlar. Şöyle diyeyim. Burada 4-5 bölme var. 4-5 için hayvanımız var biliyorsunuz. Kapılar açık olduğunda hepsini karışık salsanız daha iyi. Hava karardığı zaman, akşam olduğu zaman herkes gelip kendi yerine giriyor arkadaşlar. Yani hiçbir şekilde karıştırmıyorlar kendi kümeslerini. Sözde tavuklara akılsız hayvan derler. Değil mi kız? Bunlar akılsız değil. Maşallah kendi kümeslerinin her şeyini biliyorlar. Herkes kendi yerine giriyor akşam oldu mu? Kuyruğun nasıl oldu senin? Dön bakayım bir. Dön arkanı. Dön kız. İyi, kuyruk bayağı çıkmış ama biraz daha dursun, tam çıksın kuyruğu. Ondan sonra diğerlerini yanına alırız. Ya de bak, sen tek kalıyorsun burada, ne güzel, bir yumurtaya başlasan da artık ya. Kardeşlerim başladı. Bir yumurtalarına bakalım bir de bunların. Şu an 3 tane yumurta var. Zaten dün ve ondan önceki gün almıştık yumurtalarını. Bakın. Şeyler, tüyler var yerde daha hala. Bak. Daha yeni tüye giren hayvanlar var ya. Garip yani. Kimi girdi çıktı. Tüyünü dizdi. Ama kimisi de daha yeni tüye giriyor. Enteresan. Bakın, bu hayvanımız tüyünü dizdi, bitirdi, tüyden çıktı. Ama bu Blue daha yeni tüye giriyor. Daha yeni tüyleri dökmeye başladı. Hepsi farklı dönemde girip çıkıyorlar arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Onlar bir gezinsin. Ne oldu kız? Ne zırlıyorsun? Oldu. İspençleri de soran arkadaşlar var. Bunları da sahiplendireceğim. Soranlar oluyor. Bir süre ispenç yapmayacağım arkadaşlar. Ama farklı bir ırk düşünüyorum buraya. Üst katlara ufak ırklardan hem buraya hem oraya üst katlara bir ufak ırklardan yapacağım. İçeriye de ayrıyetten bir pencere yapacağım. Burayı açtığımızda onlar çıkamayacaklar. Orada kalacaklar. Atlıyorlar yoksa dışarıya. Şimdilik bir bu astroplarımız gezsin buralarda. Bir yarım saat falan takılsınlar. Sonra diğerlerini çıkaralım. Oha. Oha. Bu nedir? Sen ne yedin ya? Sen ne yedin de ne çıkardın ya? Şu herhalde 3 kilo var herhalde ya. Şu tavuğumuz bir 3 kilo gelir diye tahmin ediyorum. Maşallah. Maşallah yani 3 kilo gelir herhalde. Ağır gözüküyor yani. Siz takılın bakalım buralarda. Ondan sonra bir yarkaları salarız. Ondan sonra brahmaları salarız. Havalar haftaya güzelleşiyor. Haftaya güzelleşiyor havalar. Buralara gireceğiz artık. Buraları bir temizleyeceğiz. Bahçeyi genişleteceğiz falan bir şeyler. Çok işimiz var. Çok işimiz var arkadaşlar. Evet arkadaşlar. 45 dakika falan oldu. Bunlar yeter. Zaten yarın bir daha geleceğiz. Bunları bir içeri sokalım. Biraz da yarkalar geçsin. Şişt. 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 Hadi. Hadi size bugünlük yeter. Hadi abim. Hadi. İnşallah zorlaştırmazsın işimi. Ha, iyi güzel girdiler. Şişt. Şişt. Hadi. Hadi hadi. Bak ya. Şişt. Gir 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 gir. Horozcuğum. Bak ya. Abi. İlla sopayı elime alacağım yani. İlla sopayı elime alacağım. Onu istiyorsunuz. Şişt. Onu istiyorlar. Gir babacığım. Gir babacığım. Hadi babacığım. Uğraştırma beni. Allah Allah. Bak ya. İşte bu yüzden dışarıya salmadım arkadaşlar. Dışarıda daha sıkıntı oluyor. Hiç yakalayamıyor. Gelmiyorlar. Hiç yakalayamıyorsunuz. Aferin. Akıllı olun. Söz dinleyin. Hadi bakalım. Bunları kapatalım. En son bağlarız kapılarını. Şöyle bir yarkalarımızı salalım. Yavaş yavaş. Yavaş lan yavaş. Öf öf öf. Her yerimi kirlettiler. Üstüm toz duman oldu. Oğlum sakin olsanıza ya. Neden böyle yapıyorsunuz? Ha ya, kapıya gidersiniz öyle işte.
Dışarıya o kadar alıştılar ki hemen direkt dış kapıya gidiyorlar bakın. Ama bugün dışarısı yok. Hiç kusura bakmayın. Bugün dışarısı yok arkadaşlar. Yapacak bir şey de yok yani. Bugün buradayız. Yarın geleceğim büyük ihtimalle. Sizi dışarıya bol bol sabahtan akşama kadar gezdireceğim. Tamam mı? Ne oluyor lan? Sakin. Yarın bol bol gezeceksiniz. Okey mi? Anlaştık mı? Tamam. Anlaştık galiba. Buradan da bu arada 6 tane horozumuz var. Pardon, 6 tavuğumuz, 5 horozumuz var. Güzel horozlar çıkacak gibi duruyor arkadaşlar. İyi horozlar çıkacak gibi duruyor. Tabii biraz daha büyümeleri, biraz daha kasaların tam oturması lazım. Daha tam kıvamında değiller. Biraz da böyle yarkalardan görüntü alalım size. Her yere sıçmışsınız ya. Her yere sıçmışsınız ya. Bunlara olmadı bir o plastik bileziklerden takalım. Anaçlarla karışmaya başladılar artık. Ayırt etmek için. Sizin ne yapıyorsunuz lan? İyi misiniz? Şu beyaz çok güzel ya. Şu beyaz var ya. Efsane. Girmek yok. Buraya girmek yok. Pardon, çıkmak yok. Beni de şaşırttınız. Buraya arkadaşlar, dediğim gibi bu bizim üst kat biliyorsunuz. Buraya yine bantam hayvan besleyeceğiz. Ama daha tam karar vermedim. Bakalım ispençleri vereceğiz. Buraya ve buradaki üst bölmeye iki tane bantam hayvan gelecek. Yeni cins, yeni ırk. Sizin de istediğiniz, beslememi istediğiniz ırklar varsa bantam olarak ufak cüce hayvanlar yazabilirsiniz. Buraya bir güzel bantam. Yeni bir ırk. Ayarlayacağız artık. Aslında buraya da bir otomatik suluk yapsam güzel olur. Yani şu gördüğünüz bizim arkadaki otomatik suluklarımız var. Şu suluklardan buraya da yapsam güzel olur. Bakalım. Yapacağız. Güzel şeyler yapacağız. Biraz zaman istiyor. Deme lan. Yamuk gaga. Yamuk gaga. Hadi siz de biraz güneşlenin. Gerçi sizin buraya güneş giriyor zaten. Yukarıdan. Pıt pıt pıdak. Onlar da biraz yarkalarımda gezinsin. Hayır, oralara çıkmayın bak sakın. Yan bahçeye falan atlayayım demeyin. Vallahi. Bak. Yapmayın lan. Oğlum siz kardeşsiniz, kavga etmeyin. Yan bahçeye falan atlayayım demeyin. Kavga ederiz bak ha insanlarla. Ben sizi öyle eğitmedim. Sen ne yapıyorsun? Bak oradan oraya şeye, burada goji biberi var. O goji biberin alt tarafını yiye yiye bitirdiler zaten. Aşırı seviyorlar. O da oradan oraya uzanmaya çalışıyor. Aman iyi ki bir, iyi ki bir kameraya çekelim dedik ya. İyi ki bir. Hemen. Kaçtılar. Bak ya bu çuvalın. Bunda da buğday var arkadaşlar. Ağzına kadar dolu. Bak çuvalı ne hale getirdiler köşeden. Isıra, ısıra, ısıra, bak bak. Çocuğum. Ne yapıyorsunuz siz ya? Ne yapıyorsunuz ya? Amaç ne? Bak salak. Kafaya takıldı. Ağza takıldı. Şimdi de kurtarmaya çalışıyor. Bak boğazına kaçacağım. Geri zekalı. Lan dur, ne yapıyorsun?
Bayağı ağzına sokmuş ya. Yani görmesek boğazına kaçacak, ölecek hayvan ya. Boğulacak. Bunu da yarın ben bir şey yapayım. Keseyim oraları da be. Salam boğazına kaçtı. Akıllı çocuğum benim. Onu yiyeceğim tabii. Yiyeceğim diye yutuyor bak. Yiyeceğim diye yutuyor. Ondan sonra tabii boğazda kalıyor. Öldürecek kendini. Ya bütün gün yeminiz önünüzde. Ama siz geliyorsunuz. Burada şeylerle uğraşıyorsunuz. Hey Allah'ım ya. Cüce Koşin horozumuzu şöyle kolye yaptık. Yanlarını deldik. Hava deliği de açtık. Altına da biraz talaş koyduk. Çok pislenmesin diye. Onu bir yakalayacağız şimdi. Şşt. Çıkmayın abi. Horozumuzun birini bir ablamıza ihtiyaçmış. Normalde ben satmayacaktım ama ona ihtiyaç olduğu için vereceğim. Çünkü yedek horoz her zaman bulundurmak gerekiyor biliyorsunuz. Yapacak bir şey yok. İhtiyaçmış. Onun da işi görülsün diye. Arkadaki horozu şunu vereceğim arkadaşlar. Bir bakalım. Göndermeden önce tabii ki de gözlere bir kontrol ediyoruz. Hastalık var mı yok mu? Çünkü hasta hayvanı ben göndermem. Yazık, günah gidenlerin, giden kişinin hayvanlarına da yazık. Onları da hasta eder. Herhangi bir sıkıntısı yok şu an. Gözde bir ne akma ne bir şey. Diğer tavuklarda bir ufak hıçkırık var ama şu an horozumuzda hiçbir şey yok. O zaten hıçkırık tıksırık hiçbir zaman eksilmez. Ona yapacak bir şey yok. Evet, pek bir problem gözükmüyor. Onu şimdi ben bir yakalayayım. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi horozumuzu yakaladık. Bu tatlış horozu şimdi İzmir Tire'den bir ablamıza göndereceğiz. İnşallah güzel güzel civcivler, yavrular alır bu horozumuzun üzerinden. Bunda 3 tane tavuk varmış zaten. Horozu yokmuş. Orada bu horozu göndereceğiz. Var mı sıkıntı yavrum? He? Evet, paketimiz hazır arkadaşlar. Gençler, sizin de zamanınız doldu. Hadi bakalım. Yallah Tanzik içeri. Yürü. Şşt. Şşt. Yürü lan. Oğlum dışarı yok yok. Hadi. Şşt. 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 Bak ya. İlla sağ elime aldıracaksınız sopayı. Şşt. Şşt. Yeter gari be. Bir saattir dışarıdasınız. Haydi. Oğlum bak, sen şu kümesleri bir yapayım. Siz var ya, o kadar rahat edeceksiniz ki. Size söz veriyorum. Şşt. Size söz veriyorum. Aşırı rahat edeceksiniz. Aşırı rahat edeceksiniz. Ama bana biraz daha böyle bir iki hafta daha süre verin. Oğlum dışarısı yok. Bak maşallah. Bu da var ya. Koca tavuk olmuş. Allah Allah. Hepsi geri geldi ya. Hepsi arkamdan geri geldi ya. Yürü. Şşt. Allah Allah. Bak işte arkadaşlar, bir de bunları dışarı sarsaydı, salsaydım, düşünün yani içeri nasıl sokacağım bunları. İmkanı yok. Şşt. Normalde babam falan olsa beraber şey yapıyoruz da, tek başına oldu mu sokamıyorsun. Bir taraftan kaçıyorlar, diğer taraftan kovalıyorsun. Yürü. Şşt, şşt, şşt. Gir içeri. Şşt, 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 şşt. Yürü. Sonunda ya. Aman be. Şimdi horozumuzu da yakaladık. Şimdi biraz da blue porselen ve porselen brahmalarımızı açalım. Hadi gençler, sıra sizde. Ey maşallah. Ne oldu lan, nereye gidiyorsunuz? Şişt. Ya abi şunu keseceğim ya. Bunu çeke çeke ne hale getirmişler ya. Salak bir de boğazına kaçacak. O değil, boğazına kaçacak bunu. Gençler ne yapıyorsunuz? Sizin yumurta veriminiz güzel bu aralar. Siz bir hediyeyi hak ettiniz. Bir hapşuruk duydum orada ama. Yapacak bir şey yok. O hapşuruklar her zaman oluyor. Kış geldi mi çok zor abi. Böyle çok kapalı bir yerde beslemeniz lazım. Hayvanları saldığınız yer bile böyle kapalı olması lazım. Diğer türlü imkanı yok yani. Ey maşallah ya. Bu nedir? Bu nedir ya? Kızım benim. Çocuğum. Aferin. Aferin size. Siz
Üf, bütün tozu üstüme attım be çocuğum ya. Ne yapıyorsun be birader? Ne yapıyorsun be birader? Aman be birader ya. Ne yapıyorsun be biraderim ya? Hadi bakalım, siz de takılın buralarda, tamam mı? Bir yumurtalarınıza bakalım, yumurta var mı yok mu? Çok fazla bir yumurta yoktur diye tahmin ediyorum ama babam da bunların altını değiştirmiş geçen gün, talaşların arkadaşlar. Ama bunun önüne böyle bir şey kapatmamız lazım, bakın. Kapıyı kapatıyoruz. Ama kapıyı kapatıyoruz ama alt taraf biraz açık kaldığı için talaşı yere döküyorlar. Aynen bu şekilde. Talaşı yere döküyorlar. Şu suluğu biraz kısalım. Çünkü çok ağzına kadar dolmuş. Oradan dökülme yapabilir. Güzel. 3 tane yumurtası var bunların şu an. Bir tanesini yeni yapmış herhalde. Evet, 3 yumurta var. Dursun bakalım ya. Yarın toplarız olmadı. Biraz sizden görüntüyü alalım. Aman be, oradaki suyu içmeyeyim be. Sanki içeride suyunuz yok. Aman kızıma benim. Ey maşallah, ey maşallah. Oy 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 oy. Şuna bak, kuzu kuzu. Kurbanda vereceğiz onu koyun niyetine. Şunu kurbanda koyun niyetine vereceğiz. Videodan çok belli olmuyor arkadaşlar ama maşallah hayvanlara. Videodan çok belli olmuyor. Bak bak. Hareketlere bak. Bu arada arkadaşlar artık böyle izlenmeler de çoğaldı. Farklı kümeslere de gidip çekimler yapacağız. Farklı hayvanlar da göstereceğim size. Çiftliklere gideceğiz. Haftaya büyük ihtimalle gelir bir çiftlik videosu. Umut abim var, onun çiftliğine gideceğiz. İzmir Seferihisar tarafında. Sağ olsun davet etti beni de kendisi. Onun oraya gideceğiz. Çok güzel kaliteli hayvanları var. Çok değişik hayvanları var. Onları çekeceğiz. Beklemede kalın. Kümes ziyaretlerimiz de başlayacak artık. Siz de bir herhangi bir kümes çekmemi isterseniz yorumlara yazabilirsiniz. Nereye gidelim, nereleri çekelim, kimlerin yanına gidelim. Yavaştan bunlar da başlayacak. Biraz daha farklı içeriklerde olacak. Kuşa koşinlerimizi de salalım dedim. Bramaları salmıştık zaten. Sonradan aklıma geldi. Dedim ki niye böyle bir bölme yapmıyoruz buraya? Zaten önceden orayı bölüyorduk biliyorsunuz. Sonradan aklıma geldi. Bramalarımız gezerken şöyle paletle burayı da çevirdim. Cüce koşinlerimiz de burada geçsin diye. Cüce koşin horozumuzun birini gönderdik gördüğünüz gibi. 6+1 bir cüce koşin takımımız var şu an. Bu 6+1 ile devam edeceğiz. Bu sezonu geçireceğiz. Maşallah bunlara da. Ama bunlar yumurtaya başlamadı. Başlaması lazım artık yumurtaya. Gençler, bak hep soruyorum size ama cevap da alamıyorum. Bu yumurta işleri ne olacak böyle? Hı? Bu yumurta işleri ne olacak böyle? Ne zaman başlamayı düşünüyorsunuz? Bak bramalar başladı. Yani bir siz kaldınız. Astrohoplar yapıyor. Yani bu iş böyle gitmez bak. Yani bir daha uyarmayacağım. Tamam mı? Akıllı olun, başlayın lan. Başlayın. Hadi bakalım. Bir daha uyarmam. Hıp hapşı hapşı. Hep hapşırın. Sen de hapşır. Aman daha fazlası olmasın da hapşırıkta kalsın. Sıkıntı yok. Her kış hapşırık oluyor zaten. Ama büyük bir hastalık şu ana kadar pek gelmedi büyük tavuklarıma. Bir bu yıl yarkalara geldi. Onları da şükür kurtardık çoğunu. Hepsini kurtardık neredeyse. Bir tanesi evde zaten yani hasta olan. Onu da yeniden ben bir antibiyotik tedavisine başladım evdeki tavuğa. Çünkü iyileşmedi. Hadi siz de takılın bakalım buralarda. Evet arkadaşlar, saat 5 oldu. Hava kararmaya başladı. Ben de yerlerine koyayım hayvanları. Biz de yavaştan kaçalım. Yarın yine geliriz zaten. Hadi bakalım. Hadi bebişler. Bak ya, çuvalı ne hale getirmişler ya. Ana salak takıldı. Bak. Ya oğlum. Şöyle tamam. Bunları koyalım içeri.
koyalım. Ondan sonra cici koşinleri de koyalım. Gidelim. Saat 5.30 gibi de zaten horozumuzu göndereceğiz. Cüce koşun horozumuzu. Hadi babacığım. Hadi babacığım. Pıtır 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 dolaşma hadi. Gençler. Hadi bir sizi izleyen abilerinize bir iyi akşamlar deyin. Lan. Evet. Burada horozumuz arkadaşlar şunu diyor. Videoyu beğenin. Kanala abone olun. Ve yorum atmayı unutmayın diyor horozumuz. Bir yandan da karnını doyuruyor. Bir yandan da tavuklarını yanına çağırıyor. Gelin diyor. Burada yemek var diyor. Cariyelerim diyor. Evet arkadaşlar. Tavukları koydum. Ben orada bir tekrar kapanış videosu çekecektim ama unutmuşum. O yüzden yola çıktıktan sonra böyle bir kapanış videosu yapayım dedim. Bugün hayvanlarımızı böyle 45'er dakika bahçelerimize saldık. Böyle bir düzenleme yaptıktan sonra buna da gerek kalmayacak. Hepsinin kendi özel bahçesi olacak zaten. Onun da zamanı var biraz daha. İnşallah havalar biraz düzelirse o işe başlayacağım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Her zaman olumlu güzel yorumlarınızı açayım. El elden üstündür. Herkesin fikri farklıdır. O yüzden yorumlara da açayım. Nasıl yapalım, nasıl edelim yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Beğeni atmayı, yorum atmayı unutmayın. Görüşürüz.